Koşullarda işletilen bir maden ocağı, göçük altında kalan işçiler, koşulların iyileştirilmesi için mücadele eden devrimciler. Maden sahibi işçileri yatıştırmak için göz boyayacak her yolu denerken, madenciler önce patronlarına, sonra da bir türlü haklarını korumayan sendika ağlarına direnecektir. Her an ölüm tehlikesiyle burun buruna çalışan madencilerin sorunlarını anlatan film, Türkiye'de işçi sınıfının sorunlarını anlatan en iyi yapım olarak tarihteki yerini alır. Kütahya Tunç Bilek'te çekilen maden filminin bir diğer özelliği ise Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'a işçiler ve yöre halkının eşlik etmesi. Maden filminde de anlatıldığı gibi Türkiye ve dünya tarihine baktığımızda kapitalist sistemin en ağır yükünü işçiler çekiyor. Uzun çalışma koşulları, iş kazaları, sosyal güvence sorunu, kıdem tazminatı, esnek çalışma, taşeron ve daha saymakla bitmeyen sorunlar. Karl Marx'ın da dediği gibi, madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar, koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir. Ancak yüzyıllar geçmesine rağmen ülkemizdeki sorunlar çözülemiyor. Türkiye'de son 16 yılda ekonominin büyüdüğüne ve refahın arttığına ilişkin söylemler yer alsa da çizilen bu mutlu tabloda yer almayan unsursa çalışanlar ve haklarıdır. Derdimizi derman edilsin yani. Ben sana bir şey anlatayım. Buyur baba. Siz seçimi arıyorsun. Evet. Bizi halimizde biliyorsun. Bir kilo yağ bu kadar 70 milyon. Bir kilo domates 4 tane. 4,5 milyon. Eğer sen ben yalan konuşuyorum, söyle. Ben Bingöl'lüyüm. Biz gece dağda taşta koyun besliyorduk. Şimdi de biz bir tereyağı yemiyoruz. Durumumuz çok pis. Çok pis, o kadar olmaz. Eskiden biz ayda korkuyorduk, domuzda korkuyorduk, kurtta korkuyorduk. Şimdi de millette korkuyoruz. Türkiye'nin iki yüzü bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, sermaye açısından giderek esnekleşen, rekabete açık bir çalışma yaşamını, emek açısındansa giderek kuralsızlaşan, örgütleşen bir ülke haline gelmiştir. Kuşkusuz çalışma hakkı kavramının en önemli bileşeni olan, insan onuruna yakışır bir işte istihdam edilebilme hakkı açısından Türkiye'de yaşanan süreç, diğer hak ve özgürlükler için de önemli bir göstergedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 2018'in ilk 11 ayında en az 1798 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. İktidar tarafından çocuk işçilikle mücadele yılı ilan edilen 2018'in ilk 11 ayında bu rakam en az 66 çocuk işçi olarak kayıtlara geçti. Bu sayı bugüne kadar tespit edilebilen çocuk işçi cinayetinin en yüksek olduğu yıl olarak tarihe geçti. İSİK Meclisi'nin Dünya Göçmenler Günü'nde açıkladığı verilere göre 2018 yılında en az 108 mülteci işçi yaşamını yitirdi. İSİK Meclisi'nin son iş cinayetleri raporunda işçi intiharlarına özel vurgu yapıldı. 2017'de 89 işçinin, 2018'in Ocak ayındaysa 6 işçinin intihar ettiği belirtilen raporda intiharların borç, mobbing ve işsizlik nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekildi. Raporda, İşe bağlı intiharlarda güvencesiz çalışmanın işçilerin sağlığına olan bir yansımasıdır denildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı rapora göre 2018 yılında 13.190 kişi gıda zehirlenmesinden etkilenirken gıda zehirlenmesinden en çok etkilenenler işçiler oldu. Rapora göre geçtiğimiz yıl en az 8.094 işçi gıda zehirlenmesi yaşadı. 3. Havalimanı inşaatında çalışan yüzlerce işçi sabah saatlerinde iş bırakarak yönetim binası önünde toplandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçilerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Müdahale sırasında bazı işçiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla revire kaldırıldı. Flormar direnişi 297. gününde direnişçilerin kıdem, ihbar, 12 aylık sendikal tazminat, boşta geçen süreler için 4 aylık maaş tutarında ödeme ve işsizlik maaşından faydalandırılacak şekilde 25'e 2 maddeden suçlu çıkarılmalarının kaldırılması üzerine işverenin anlaşma teklif etmesi ve direnişçi işçilerin de bu teklifi oy çokluğuyla kabul etmesiyle sonuçlandı. Yaşasın Sedat! Dayanışması! Biz işimizi geri istiyoruz. Biz anayasanın bize verdiği hakkı kullandığımız için işimizden atıldık. Hiç hak arama ne, emeğin şeyine bilmiyor. Kuru bir maaşa talim ediyordum. Hayatı öğrendim. Savaşmayı, yani hakkımı aramayı öğrendim. Yani bütün kadınlara buradan sesleniyorum. Kimse sessiz kalmasın. Biz istersek her şeyi yaparız. Sendikalı olarak işimize geri dönmek, ekmeğimizi geri almak, bunun mücadelesini veriyoruz. 2018 yılında en az 120 kadın işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayındaysa iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadın işçi sayısı ise 20 olarak kayıtlara geçti. Kadın işçilerin ise neredeyse %93'ü sendikasız olarak çalışmakta. Son TÜİK verilerine göre kadın işsizliği Kasım 2017'ye göre 1,3 puan artarak 13,4'ten 2018 Kasım ayında 14,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği %18,4'e yükselirken işsizlik her zamanki gibi kadınları ve gençleri etkiliyor. Çalışma çağında bulunmasına rağmen ne istihdam ne de eğitimde olan kadınların oranı ise %33'lere yaklaşmış durumda. TÜİK verilerine göre 15 yaşın üzerindeki Türkiye'de her 100 kadından sadece 29,3'ü çalışıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de üniversite mezunu kadınların %17,4'ü işsiz durumda. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de işsizlik. Neredeyse her yaş grubundan insanın sorunu haline gelen işsizlik, bilhassa da üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaşmış ve adeta sıradanlaşmıştır. Günümüz dünyasında ekonomik sorunların en başında yüksek genç işsizlik oranları gelmektedir. Geçen 3 senelik bir aramanı çıkartmışlar falan. Ben de duyunca çok şaşırdım. Ben de yeni başladım, biliyorsun sen de. İşsizlik artıyor sanırım. Kanka işsizlik çok artıyor ya. Ben geçen verilere baktım. %13 işsizlik var. %25'i de bunun şey yani. Genç işsizlik. Yani işsiz kalman falan çok normal. Arkadaşın da işsiz kalması çok normal. Kanka ben de 5-6 yere başvurdum. Hatta bugün de oradan geldi, bir başvurusundan geldi. Ya kötü geçti. Olumsuz yani muhtemelen. Kanka çok şey arıyorlar ya. Yeni mezun olmuş adamdan 5 senelik tecrübe arayan var. 3 senelik tecrübe arayan mı dersin? İngilizce isteyen mi dersin? Çok ya. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı Nisan ayından bu yana devam eden yükseliş trendini sürdürerek %11,6'ya çıktı. Peki işsizliğin nedeni sadece yaşanan ekonomik kriz mi, üretimin durması, özelleştirmenin buna katkısı yok mu? AKP'nin 2003'ten bu yana özelleştirme yoluyla elden çıkarttığı kamu varlıklarının satış tutarı 2018 sonu itibarıyla 62 milyar dolar oldu. 2018'de 10 HES, 10 şeker fabrikası, 1 liman ve çok sayıda taşınmaz 1,4 milyar dolar karşılığında satıldı. AKP iktidarı 17 yılda şeker fabrikaları, petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol, tütün ve elektrik dağıtım şirketleri ve yüzlerce taşınmazı 62 milyar dolar karşılığında elden çıkarttı. 1986 yılından bu yana ülke gündemine giren özelleştirmeler, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra hız kazandı. 2003 yılına kadar 8 milyar dolar tutarında olan özelleştirmeler, 2018 sonu itibarıyla 70,2 milyar dolara çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kamu, başta petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol, tütün ve elektrik dağıtım olmak üzere birçok sektörden tamamen çekilirken elektrik üretim, telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, hava taşımacılığı, marina ve liman işletmeciliği gibi sektörlerdeki kamu payı da yok denecek kadar azaldı. İşsizliğin en çok yaşandığı alanlardan biri de medya sektörüydü. Basın sektöründe işsizlik oranı ülke ortalamasının 3 katına ulaştı. TÜİK rakamlarına göre işsiz gazeteci sayısı 15 bini buldu. Avrupa'da %25 olan gazeteciler arasındaki sendikalaşma oranı Türkiye'de %3,5'la sınırlı kaldı. TÜİK verilerine göre yaklaşık 15 bin gazeteci şu anda işsiz. Sayın Akiden, bunu sadece
ekonomik krize mi bağlamalıyız yoksa bir iktidar baskısı söz konusu mu? Bence her ikisi de. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinden beri sistematik bir şekilde zaten Türkiye'de medya sermayesini ele geçirmeye başladı. Ve bunu gerçekten çok planlı, programlı bir şekilde yaptı ve bugün Türkiye'de ana akım medya dediğimiz televizyon kanalları, gazeteler, birçok internet sitesi ele geçirmiş vaziyette ve son seçimlerde devlet ajansı üzerinden yaptıkları operasyon, manipülasyon seçimle ilgili Türkiye'nin gözü önünde canlı yayında adeta vuku buldu. Bu kadar çok gazetecinin işsiz kalması gerçekten namusuyla çalışan ve dünya evrensel standartlarda, küresel standartlarda bu işi yapmaya çalışan meslektaşlarımızın iş bulamadığı, işten çıkartıldığı, eğer laf dinlemezse, editörün işte bir üstündeki yöneticinin, patronun lafını dinlemezse işsiz kaldığı bir süreç yaşadık. Türkiye'deki basın ve düşünce ifade özgürlüğü sorunu yalnız ulusal basını etkileyen bir sorun olmaktan çıkıp yabancı gazeteciler için de bir sorun haline dönüştü. İktidarın hoşuna gitmeyen haberler yaptıkları için sınır kapılarında bekletilen, gözaltına alınan gazetecilerin sayısı hızla arttı. Bu tablo iktidarla arası iyi olmayan medya kuruluşlarının ve çalışanlarının hem mali, hem adli, hem de sosyal bir baskıyla kara listeye alındıklarını gösterdi. Gazeteciler açısından hakikaten durum şu bence, 40 satır ve 40 katır gibi bir şey. Yani ya işsiz kalacaksın veyahut da emirlere uyacaksın. Ha bunları yapmadın, atıyorum sosyal medyada yazmaya devam ettin. O zaman hapsi boylayacaksın. Onlarca örneği var. Bir yandan da Türkiye'de dünya ölçeğinde hakikaten bir numarayız neredeyse. Hapisteki gazeteci sayısı olarak. Son olarak söyleyeceğim şey, hükümet mesela sarı basın kartı hikayesinde gene çok sistemli bir şekilde onlarca, yüzlerce gazetecinin sarı basın kartını iptal etti. Çünkü hapisteki insanların, gazetecilerin gazeteci olmadığını söylemek, bunu temellendirmek için, onlardan biri de benim. Ben sürekli basın kartı sahibiydim. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ve basın kartım gerekçesiz bir şekilde iptal edildi. Benim gibi yüzlerce insan var. Dolayısıyla fotoğraf baktığınızda Türkiye'de medya açısından hakikaten içler acısı durumda. Adı İlyas'tı. Yanaştım yanına, yüzünü astı. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı.